ADM platformunun bu topluluğun bir parçası olarak tanıtım konuşmamızı başlatmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. TDM şu an dünyada işlemeyen ve yozlaşmış, bozulmuş her şeyi çok iyi görüyor. Ben Leyla Özen, bu TDM oluşumunda Emre Hocam'la yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir olgunun doğum anına eşlik ediyorsunuz. TDM çok uluslu kişisel gelişim platformunun doğumuna eşlik ediyorsunuz. Emre Hoca ile yürüdüğüm bu yolun haklı onurunu ve gururunu yaşıyorum. Her şey bir hayalle başlar, inançla, çok çalışmayla da nihai hedefe ulaşılır. Hepiniz FDM ailemize hoş geldiniz. Ve çok güzel bir doğum gerçekleşti. Ve onun için size teşekkür ediyorum. İyi bir aile dizimci olmanın ilk kuralı nedir? Neden hiç birlikte konuşmaya gerek duyuyoruz? Dışarıda hiçbir şey yok. Her şey içeride. İçeride ne varsa dışarıda o var. Modern Enerji EFT'sinde o enerjiye hazırım. Buyur gel. Evet, güzel bir eğitim sezonunun sonuna geldik. Harika bir eğitim dönemi geçirdik. Bilginin çok kıymetli olduğu, bunun çok güzel paylaşıldığı. Ben verirken kıymetini bildim, siz de alırken kıymetini bildiniz. Ben çok mutluyum. Sistemin hepsine uyarlayabileceğiniz bazı teknikleri anlatıyorlar. Biz bugün sizlerle beraber sözün gücünden, sözün yaratım gücünden bahsedeceğiz. Özünüzle birleşiyoruz. Neşe, huzur, sevgi kendi içinde mutluluğu getiriyor size. Birçok insan yüzleşmekten korktuğu için işlevsel olamıyor ya da enerjiyi alıp kabul etmiyor. Affetme maratonu 13 şu an itibariyle başlamış durumda. Ne diyordu Aşk Veysel? Kimsiniz diye soranlara. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, ya ağlaya ya güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. 11. defa başlattığımız bu maraton, çok heyecanlıyız, keyifliyiz. Bizim burada nefes diye bahsettiğimiz şey aslında bağlantılı nefes. Yani biz doğduğumuz anda nefes alıyoruz. Kiloya sebep olan travmalarımız var. Bunlar 33 tanedir. Sebeplerini konuşuyor olacağız. Onların sebeplerini anlatacağız. Oturarak koştuğumuz tek maraton affetme maratonu. Affede affede adım atıyoruz. Dilin sesini duydunuz, ders başlamıştır. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Hayatımızdaki hiçbir şey yaşanmışlık tesadüf değildir. Tutunduğumuz iyi de olsa, kötü de olsa, güzel de olsa, çirkin de olsa o duyguları salıvermemiz gerekir. İşte EFT bu duyguların enerjisini salıverme metodudur. Sezaryen konusu aldığımız tüm dersler ve kişisel vicdanı aile diziminde biraz daha yakından anlamaya çalışan biri olarak kendimce bir deneme yapmaya çalıştım. Farkındalığı, derinliği ve motivasyonu elde etmek için yaptığımız öz programlama tekniklerini kullanacağız. Daha açık konuşmak gerekirse self trans tekniklerine uygulayacağımız bir gün yaşayacağız. Aile sıra düzeni nedir? Sevgili hocam Esra Koçoğlu konuşmamızın başlangıcını yapacak. Sonra da ben devam edeceğim. Evet, bugün mezuniyet günü. Heyecanlı mısınız? Kayıtlara geçsin böyle. Hoş geldiniz. Şimdi girişimci kim? Baştan işte dedik ya, nasıl girişeceğim gerçekten. Girişimci bütün dünyada da çok çok cazip. Kas testinin değişik kas testi sistemleri var. Fakat bu Jean Adrian arınma sistemi için en pratik olanı parmakla yapılan kas sistemidir. Mevlana'nın çok güzel bir şey var ya, insan ya korkudan ya sevgiden işler. Kuantumu tamamen hayatımız içerisine alırsak ne olur? İşte o hayalini kurduğumuz. O mutlu hayata. Madem yeniden doğduk, yeni başlangıç yapacağız. O zaman bu başlangıçlarımızı nasıl daha farkındalıklı yaparız? Şimdi kadınlıkla ilgili, dişilikle ilgili alma vermenin buradan başladığı noktaya bir bakalım. Muhteşem bir sevgi. Düşünsenize bütün evren seni sarılıp sarmalıyor. Yolculuğumuzun bu noktaya gelmesinden onur duyuyorum. Rüyalara dair çok şey öğreneceğiz. Bu sizin ruhsal noktada gitmeniz veya olmanız gereken noktayı temsil eder. Bugün genogram çalışması yapacağız. Bir Venüs cumasından, aşkın gününden, paranın nezaketin gününden hepiniz hoş geldiniz. Ne بشوفك يعني بيخليك مشاكل مع زواجك بيخلي مشاكل مع فلوس. Diplerdeyken de işte arayışa geçiyoruz ya, işte en dipteyken böyle en topu vurduğunda zıplarmış ya en iyisi. Modern enerji EFT'si gerçekten enerjiye göre yapılan bir çalışma. O enerji baloncuğu
güçlensin, o enerji yayılsın. Bütün katılımcılara selamlayıram. Azerbaycan'ın başkenti Bakı şehrinden güzel de enerjilerimizi size gönderdik. Buraya geldiğinize göre hayatınızın en güzel zamanlarına yolculuğa başladınız demek. Yaşama doğru yerde olmak ve doğru kararlar vermek için anda kalmak çok önemli. O güzel enerjimizi burada ortaya çıkartalım. Biraz kendimizi rahatlatacağız. Rebirthing, tekrar doğum. Tam Türkçe olarak söylememiz gerekirse derin duygu boşaltımı adıyla anmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Biz bize kadınlığımızı konuşacağız, kadın kimliğimizi konuşacağız. Bugün beslenmeden, yani fonksiyonel beslenmeden bahsedeceğim. Bilinçli zihnimizle, duygusal zihnimizle çalıştığımızda katarsis yaşandıktan sonra alan temizliğine de ihtiyaç olabiliyor. Niye burada olmanız gerektiğini ve burada olarak niye şanslı olduğunuzu öncelikle bir fark edeceksiniz. Ve önünüzdeki tüm bariyerler aşağıya. Ben Doktor Mesure Çelik. Konumuz insanın hayat yolculuğu ismini verdiğim bir eğitim. Spiritual Dowsing benim ilk aldığım eğitimlerden biri diyebilirim. Benim için çok kıymetli. Kurban bilinci yeni atölyemiz. Bunu şimdi ilk defa sizlerle yapıyoruz. 9 defa dede diye seslenir misiniz? Bakalım dedeniz mi? Jean Edwin seansı gerçekleştireceğiz. Bize ait olmayan yüklerden arınacağız bugün Allah'ın izniyle. Yaşamış olduğun hiçbir şey senden kaynaklı değil. Bugün kendimizle ilgili daha iyi versiyonuna götürmek aslında hepimizin çabası bu. İçinde bulunduğumuz yaralar, öfkelerimiz vesaire bunların hepsini sararak, iyileştirerek. Elimde imame, öbür elimde diğer boncuklar. İp olmazsa buradan bir tesbih çıkaramaz. Theta Healing bir bilinçaltı uygulaması. Bilinçaltımızda bulunan olumsuz inançlarımızın arınmamıza olanak sağlayan bir sistem. Bu blokajları buluyoruz soru sistemiyle. Bunlardan arındığımız zaman ise istediğimiz yaşamı hayatımıza çekebiliyoruz. This session is the family consolation systems and we are going to hold it. Tekamül kelime anlamıyla olgunlaşmak, ruhun kademeli olarak yukarı çıkması demek. Şimdi alanda arkadaşlarıma bakarak Güney Ay düğümünü seçebilir misin? İnsan bir kainattır. Ancak kainat da insandadır. Tek bakarsan çok görürsün. Bütün bakarsan tek görürsün. Yaşam döngülerimizden bahsettiğimizde yaşamı tanımlamaya çalıştık. Oradaki akrabalık duygusunu, babaya karşı bir otoriteye karşı bir güven, sevgi, saygı var. Tekamülün ruhen, bedenen, zihnen, yolculuğumuzla ilgili olan bölümümüz eril ve dişil prensiplerden işlem yaparız. Evet arkadaşlar, bu gece çalışmamızın adı zihin navigasyonu. Umarım size çok güzel katkılarda bulunacağız. Şimdiden şifa olsun. Biraz sabır gösterirsek, öfkelenmeden hareket ederek şifaya inşallah kavuşacağız. Sanırım insanlığın en çok merak edilen iç deneyimlerinden biri olan rüya konusunda bir söyleşi yapmak istiyorum sizinle. Mizaçlara genel olarak baktığımızda ateş, hava, su ve toprak ögesini görüyoruz. Bizler bir beden üzerinde yaşıyoruz. Bedenimizi keşfetmemiz... Thank you.
ederim.